Hatay'da öğretmenlik yapan Merih Kara, pandemi sürecinde uzaktan eğitimden kalan zamanlarını değerlendirerek kendine koyun çiftliği kurdu. Bununla da yetinmeyen Kara, antika eşyalar biriktirdi, marangozluk yaptı. Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Samankaya mahallesinde yaşayan biyoloji öğretmeni Merih Kara, pandemi süreci dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte kalan zamanlarını değerlendirmek istedi. İlk olarak koyun çiftliği kuran Kara, daha sonra antikaya ve baba mesleği olan marangozluğa merak sardı. Besiciliğe 2 koyun ile başlayan Kara, şimdi ise toplamda 50 koyuna sahip oldu. 3 üniversite bitirdiği ve özel bir okulda öğretmenlik yaptığını belirten Merih Kara şöyle konuştu. Biyoloji öğretmeniyim. Ben 3 üniversite bitirdim. İnşaat da okudum. Biyolog da oldum. Öğretmenlik de yaptım. Özel bir kurumda çalışıyorum. Pandemi döneminde Mart ayı itibariyle evde fazla kala kala bizde birkaç koyun vardı. Bu işi çok bilmiyorduk. Çevreden ve bazı arkadaşların yardımıyla bize bu işi öğrettiler. 8 ay içerisinde meslek haline getirdim diyebilirim. Çocuklarla boş zamanlarımızda hayvanların yanına iniyoruz. Hem hayvan sevgisini aşılıyoruz. Aynı zamanda bazı koyunlarımız tabii önceden kaynaklı süt emme yetisini kaybederek dünyaya geliyor. Onları şırıngayla hatta biberonla beslediğimiz oluyor. Ardından antika ya dededen kalan bazı eşyalarla başladım. Ondan sonra biyolog olduğum için bazı kurutulmuş hayvanları alıp dizdim ve gitgide büyüdü. Teyzemin radyosu, dayımın akordiyonu derken, dedemin gözlüğü, şapkası derken bu iş büyüdü. Evimin girişinde sergiliyorum. Mobilya mesleği de ben öğretmenim. Aynı zamanda bundan 20 gün önce de mobilya usta öğreticilik belgesi aldım çıraklık eğitimden. Bunun üzerine baba mesleğimiz. 1968 yılından beri babam ustadır. Küçüklüğümüzden beri atölyelerde yetiştik. İmalathanelerde büyüdük. Babamızın yanındaydık her zamanki gibi. Meslek haline getirdik. Aynı zamanda okuduk. Çocuklarınıza mutlaka internetten, televizyondan veyahut da cep telefonunda son zamanlarda çocuklarda kronikleşen bir hastalık haline geldi. Velilerimizden tek isteğimiz çocuklarınıza mutlaka ama mutlaka kısa da olsa meslek sahibi edindirin. Mutlaka ama mutlaka ilgi alaka duyduğunuz hangi meslek olursa olsun onu icra edin.